Sektörleri Konuşalım programının 24. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Orta Asya'ya yolculuk yapacağız değerli konuğumla. Orta Asya'nın küçük ama özellikle Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesiyle stratejik öneme sahip ülkelerinden biri olan Tacikistan'ı konuşacağız. Konuğum DEİK, yani Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı, aynı zamanda Çiğit Kartal Değirmen Makineleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cihangir Fikri Saatçioğlu. Kendisine hemen davet ediyorum. Katıldığını görüyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar Banu Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyim, çok teşekkür ederim. Hemen konu başlıklarını söylüyordum. İzin verirseniz onları söyleyeyim. Daha sonra sizi takdim edeceğim. Tekrar Tacikistan'la ortak yatırım fırsatlarını, Tacikistan'daki potansiyel sektörlerin ne olduğunu ve biraz önce de bahsettiğim gibi Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinde Tacikistan'ın neden stratejik öneme sahip olduğunu değerli konuğum Cihangir Saatçioğlu ile beraber konuşacağız. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Pandemi nasıl geçiyor? Çok teşekkürler bizlere bu fırsatı verdiğiniz için Banu Hanım. Pandemi döneminde gerçekten bu tip online etkinlikler fiziki etkinliklere nazaran daha pratik, daha geniş kitlelere ulaşması bakımından bizim için çok önem arz ediyor. Sizlerin vasıtasıyla da bugün katılımcı kitlenize Tacikistan'ı anlatmaktan ben de bir mutluluk duyacağım. Onlara sizin sorularınız akabinde değineceğiz de. Güzel program olacağını ben de hissediyorum. Teşekkürler. Ne demek, ne demek. İlk önce ben de teşekkür ediyorum. Sizi bu aralar çok yoğun görüyorum. Tacikistan'ı anlatıyorsunuz herkese. Benim de sorularım bu yönde olacak ama daha öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Şimdi Türkiye-Tacikistan ilişkilerine geçmeden önce, öncelikle pandemi nasıl geçiyor? Biraz önce sordum ama nasıl ki... Banu Hanım şöyle ki, yani kendi özel sektörümüzdeki süreç ile ve şu an biraz sonra bahsedeceğimiz DEİK'teki çalışmalar süreçleri aslında birbiriyle örtüşen süreçler. Şöyle ki, biz Onlara geçeceğim. Ben sizin özelinizde sordum. özelinde şöyle söylemek istiyorum. Açıkçası tabii ki bir yılı aşkın bir süredir yurt dışına gidemiyoruz. Yurt dışından da misafirlerimizi çok fazla ev sahipliği noktasında kabul edemiyoruz. Çünkü aşılama sürecini herkes bir an önce tamamlayıp tekrardan uluslararası uçuşlara yönelmek istiyor. Tabii bir yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Ben geçen sene itibariyle Mart ayının yani 2020'nin Mart'ının sonunda pandeminin başladığı ilk hafta Özbekistan'dan gelmiştim. Ve ondan bu yana da gidemiyoruz. Ama aşılama süreci artık Haziran sonu itibariyle yani şu bir aylık dönemden bahsediyoruz. Tamamen çok hızlı bir şekilde aşı bolluğuna da tüm dünya kavuşacağı yönünde bir kamuoyunda bilgisel var ve Türkiye'de kendi siparişlerini şu anda tamamlamak üzere Çin'den ve BioNTech aşılarıyla birlikte. Bu süreçler ne kadar hızlı ilerlerse pandemi sürecini bertaraf etmek o derece iyi olacaktır. Tabii bunun ticari, ekonomik ve sektörel bazdaki etkilerine birazdan da değiniriz. Evet. Şimdi değineceğiz, onlara değineceğiz ama siz aynı zamanda değirmen makineleri sektörünün önde gelen firmalarından Çiğit Kartal Değirmen Makineleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısısınız. Biraz kendi işinizden, sektörünüzden de bahsedin. Özellikle şu pandemi döneminde neler yaşadınız? Biraz onlara da değinelim, sizi tanıyalım. Tabii ki. Şimdi açıkçası pandemi döneminin başladığı ilk geçen seneki Mart-Nisan döneminde birkaç aylık bir durağanlık ve süreci etüt etme, o flu'yu çok kısa bir şekilde bertaraf etme adına biz hızlı davrandık. Ve açıkçası o hızlı davranmamızın faydasını, kazancını da 2021'in Ocak ayı yani yeni yıl itibariyle de meyvelerini almaya başladık. Özellikle bizim kendi sektörümüz itibariyle faaliyette bulunduğumuz alan tüm dünya nüfusuna hitap eden temel basic un makine ekipmanlar üreticisi olduğumuz için tüm dünyada pazarı olan bir tedarikçi konumunu
erişiyoruz. Aynı zamanda üretici fonksiyonunda da olduğumuz için hem üretim tarafında hem ihracat tarafında çok geniş bir popülasyona, dünya nüfusuna erişim imkanımız var ve bu da bizi yaklaşık 70 ülkeye ihraç yapan bir konuma firma olarak eriştirdi çok şükür. 31 firma geleneğinden bahsediyorum. Tabii ki özellikle son 4-5 aylık dönemde Orta Doğu ülkelerinde çok ciddi bir hareket var. Gıda endüstrisinde. Bizim sektörümüzle de alakalı bahsediyorum. Ve özellikle Körfez fonlarının bu Orta Doğu coğrafyalarına işte insani sosyal yardım adı altındaki hibeleri vasıtasıyla Orta Doğu coğrafyasında şu anda çok hızlı, dinamik bir süreç ilerliyor. Bizim sektörümüz itibariyle söylüyorum. Bu da açıkçası o durağanlığın artık çok ciddi anlamda bittiğini ve normale dönüşün sinyallerini biz kendi sektörümüz itibariyle hissediyoruz. Tabii Orta Asya coğrafyasında da biz firma olarak geçen senenin ikinci döneminde itibaren online satış ekipleri kuraraktan özellikle Özbekistan ve Kazakistan, Orta Asya coğrafyasından bahsediyorum. Bu iki ülkede çok aktif bir satış ağı kuraraktan kendi çalışmamızı pandemiden etkilenmeyecek şekilde oradaki lokal firmalar vasıtasıyla, yani bir firmayı taşır ederekten çalışmalarımızı koordine etmeye çalıştık. Çünkü ne biz gidebiliyoruz, ne kendi satış ekibimiz, ne teknik ekibimiz geçen sene itibariyle gidemiyorlar idi. Ama biz bu süreçleri lokaldeki firmalara işi taşır ederekten bir şekilde bertaraf etmeyi başardık. Ve açıkçası artık yani şu önümüz itibariyle de bu sürecin tamamen bertaraf olacağını ve artık aktif bir şekilde de kendi ekibimizin de yurt dışı pazar ağına sokulacağı noktasında bir planlamamız var. Şöyle ki Banu Hanım, açıkçası bu yıl itibariyle şu 4-5 aylık dönemde yurt dışı seyahatler, ticari seyahatler, yani firmaların kendi seyahatlerinden bahsediyorum, tamamen business'a döndü. Yani bir günlük, iki günlük adam sadece nokta atış şeklinde ziyaret edeceği firmayı görüyor, sonra tekrar geliyor. Çünkü daha fazla süre kalması gerekse bile işte pandeminin verdiği hastalık korkusundan dolayı insanlar sadece business, bir günlük, iki günlük kısa heyetlere kendini yönlendirmiş durumda oldular. Bu durumda doğrusu da bu. Kesinlikle bu durumdaki yapılabilecek tek alternatif bu olduğu için biz de işlerimizi bunlara göre planladık, ama bizimki tabii biraz daha proje bazlı işler olduğu için yeri geldiği zaman bir yıl, iki yıl, üç yıl müşterilerle müzakere etme süreçlerine tekabül eden yüksek montallı projeler olduğu için süreçlerden bahsediyoruz. Tabii bu sürecin en sıkıntılı yanı da finansal noktadaki banka kredilerinin ve yatırımcıların kendi finansını akort edeceği noktadaki faiz oranlarının yüksekliği veya işte finansal kredi noktasında kurumların biraz geri çekingenliği pandemi döneminde, Orta Asya coğrafyası da buna dahil, bizleri, satıcı firmaları, üretici firmaları sıkıntıya soktu. Yatırımcı firmaları da keza öyle. Ama burada şu ortaya çıktı. Gıda güvenliğinin aslında dünyanın en büyük stratejik bir ürünü olduğu, Türkiye'nin de aslında tarıma ne kadar angaje olması, üreticiyi, çiftçiyi, tarımcıyı ve bizim gibi tarım makine ekipman üreticisini destekleme noktasında stratejik bir noktaya erişildiğini, aslında bu gıda sektöründeki daralma gösterdi. Şöyle özetleyeyim bunu ben. Özellikle biliyorsunuz Türkiye'de dahil buğday ithalatını, yani kendi sektörümüzdeki basic ürün olan buğday ithalatını Kazakistan, Rusya, Ukrayna buralardan temin ediyor. Pandeminin ilk başladığı dönemde Kazak hükümeti tüm dünyaya buğday arzını tedarik ettiği için belli bir kotayla buğday arzını yapacağını söyledi. Ve dünyada öyle bir lobi gelişti ki bu şeye karşı, müzakereye karşı anında bu şey, yasa tekrardan geri çekildi ve böyle bir kota süreci başlamadı. Tabii kötü senaryolar her zaman konuşuldu o dönem için. Ama Türkiye bu süreçte iyi yönetti.
Yani hiçbir üretim tedarik zincirinin aksamaması için sanayiciyi, üreticiyi her zaman destekler noktada o süreçten uzak tuttu ve Türkiye gıda tedariği noktasında pandemi döneminde hiçbir sıkıntıya yakalanmadan atlatmak üzere diyebiliriz artık pandeminin sonunu. İnşallah. Evet, tabii bu önemli bir konu. Bu da ayrı bir program konusu. Siz bu işe de uğraştığınız için sormak istedim. Kendi açınızdan güzel aslında bir süreç geçirdiğinizi belirttiniz. Şimdi gelelim 11 Ocak 2020'de değil, Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanlığı'na seçildiniz. Merak ediyorum, daha önce bir bağlantınız var mıydı Tacikistan'da, ki daha önce başka ülkelerde de DEİK kapsamı altında çalışmalarınız oldu. Ve tabii ki Tacikistan'ı bilenler vardır ama bilmeyenler de çok yoğunlukta. Eminim benim gibi de merak edenler vardır. Biraz Tacikistan'ı da bahsedebilir misiniz? Nasıl bir ülke, geçim kaynakları nedir, ne yerler, ne içerler, ticaret ilişkileri nasıldır gibi gibi bu soruları sorayım. Siz de bize anlatın hem Tacikistan'ı hem de sizin orayla bağlantınızı. Tacikistan hikayemiz bizim 2010 yılına geriye giden bir süreçte başladı. Tabii DEİK'teki Tacikistan'la olan münasebetimiz yaklaşık 4-5 yıldır zaten Orta Asya komitelerinde yürütme kurulu üyeli olarak olduğumuz faaliyetlerden sonrasında dediğiniz gibi geçen sene Ocak ayı itibariyle de İş Konseyi Başkanlığı olarak görevimizin başına geldik. Tacikistan tabii Türkiye'de de çok fazla bilinmeyen bir ülke. Şimdi şöyle bir sıkıntısı var Tacikistan'ın. Tacikistan aslında hep Türkiye Cumhuriyeti ülkeleri olarak lanse ediliyor. Ama bir Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi aslında Türkiye Cumhuriyeti ülkesi konumunda değil. Farsi hükümetine aslında evrilmiş. Bir Türkiye Cumhuriyeti ülke sıfatında değil. Bunun verdiği dezavantajdan dolayı Türkiye'de faaliyette bulunan araştırma enstitüleri olsun, birçok analiz yapan akademik kurumlar olsun, Tacikistan'ın bu özelliği, Farsi olma özelliğinden dolayı ve ana dil olarak işte Türkiye Cumhuriyeti birçok ülkesi resmi dil olarak Rusçayı da kullanıyor. O Rusçanın kullanılmamasının da verdiği dezavantajdan dolayı Türkiye'de kamuoyunda çok fazla yer edinememiş. Biz Ocak ayında geçen sene göreve geldiğimizde bu etütü tahlili yaptıktan sonra biraz önce söylediğiniz gibi birçok etkinlik yapma, fiziki etkinliği de pandemi öncesinde sığdıraraktan 2-3 tane kongre salonlarında Ankara'da, İstanbul'da heyetler ağırladık. Çok kısa bir dönemde pandemiye yakalandık. Ona rağmen geçen gün arkadaşlar çıkardı. 60'a yakın online'da etkinlik yaptık Tacikistan üzerinde. DEİK Türkiye Tacikistan İş Konseyi olarak. Birçoğunda da yanımıza bir STK veya bir kurumu, bir odayı yanımıza alaraktan bu etkinlikleri yaptık ki Türkiye'nin birçok farklı eyaletinde, ilinde bu ağı örelim. Tacikistan'a Türkiye'de bir kamuoyunu oluşturma açısından bir meyvelerini atalım diyerekten böyle bir çalışmaya girdik. Daha bugün itibariyle de daha 2 saat önce toplantımız bitti. İstanbul Sanayi Odası'yla Tacikistan Ülke Günü etkinliği yaptık ve orada da gerçekten 100'e yakın iş adamının teveccüh gösterdiği bir toplantı oldu. Bizim de Tacikistan İş Konseyi faaliyetlerini anlattığımız güzel bir seminerimiz oldu. Çok geniş anlamda yankı bulduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii Tacikistan 9 milyon nüfusu ile 143 bin kilometre karelik alanı ile kuzeyinde Kırgızistan, batısında Özbekistan, güneyinde Çin, doğusunda Afganistan ağıyla sarılmış. Aslında hem Orta Asya'nın hem Avrasya'nın kavşağında, merkezinde, kalbinde yer alan, nüfus olarak çok düşük ama stratejik olarak, jeopolitik olarak adından şu ana kadar söz ettirmiş ve ileriki dönemde biraz sonra o konuyu açacağız. Özellikle Bir Kuşak Bir Yol projesinde Tacikistan uluslararası arenada en önde şu anda kendini konumlandırmış durumda bu projede. Bu da lojistik olarak bu planlamanın jeopolitik olarak merkezinde konumlanmasından dolayı birazdan o konuya özellikle değineceğim. Tacikistan'da ulaşım aksındaki ne kadar stratejik bir ağa tezahür ettiğini. Tabii Tacikistan yaklaşık 8 milyar dolarlık bir gayri safi yurt içi hasılası olan, yaklaşık 1000 dolarlık milli geliri olan, 4,5 milyar dolarlık bir
dış ticaret hacmi olup bunun 1 milyar dolara ihracat, 3,5 milyar dolara ithalat olan tamamen ithalata dayalı, yatırımcıya gebe noktada yatırımcının devlet garantisi altında olduğu çok önemli ayrıcalıklara sahip Türk yatırımcı firmalar açısından söylüyorum. Bir konuma erişmiş olması da aslında çok önem arz ediyor. Tabii şöyle özel bir not da ilave etmek istiyorum. Tacikistan'ın ihracatındaki birinci sıra ülkede Türkiye. Bu Onu soracağım. Hemen sorayım. Şu anda iki ülkenin ticari ilişkileri nasıl? Şöyle ki bu tabii çok fazla bilinmediği için bu konu biz Tacikistan'ın Türkiye ile ihracat noktasında bir stratejik partnerliği olduğunu vurguladığımız zaman insanlar inanamıyor. Türkiye'nin de ihracatında Tacikistan 5. sıraya tekabül ediyor. Kazakistan, Özbekistan, Çin ve Rusya'dan sonra. Tabii ihracatında Türkiye'den sonra İsviçre, tekrardan Özbekistan, Rusya ve Çin olarak ilk 5'i yer ediyorlar. Tabii Türkiye'den özellikle Tacikistan'a giden belirli başlı stratejik ürünler var. Bunlara da isterseniz biraz değiniriz. Çünkü bunlar da çok merak ediliyor ve her platformda söylüyoruz. Özellikle pandemi döneminde medikal ürünlere çok fazla bir talep olduğu için medikal ürünleri son dönemde bayağı bir ihraç kalemini oluşturuyor. Tabii bununla birlikte motorlu taşıt araçları, demir çelik ürünleri, mobilya aksamları, hijyen ürünleri, bebek bezi gibi ürünler, sentetik lifler bu yılki ihraç kalemlerinde Türkiye'den Tacikistan'a ihraç olan kalemler. Tacikistan'ın da belirli başlı stratejik ürünleri var Banu Hanım. Alüminyum ve pamuk. Yaklaşık yıllık bazda 1 milyon ton pamuğun yetiştiği ve bunun da sadece %10'un işlendiği bakir bir pazar. Türkiye'ye ham pamuk ve ham alüminyum ihracı oluyor. Bu pamuk noktası gerçekten çok önemli. Özellikle İsviçre'deki ticaret departmanına bağlı bir banka tamamen Tacikistan'da bir pamuk borsası oluşturmuş. MTA değerleri belirleniyor. O MTA değeri üzerinden İsviçre'ye pamuk ihracı oluyor. Ve İsviçre'nin şöyle ikinci bir özelliği var. Tacikistan'dan altın ihracı sadece İsviçre'ye oluyor. Yani İsviçre, Tacikistan'ı stratejik olarak hem pamukta hem altında bağlamış durumda. Biz bu konularda da lobi yaparaktan açmaya çalışıyoruz. Çünkü tekstil konusu ve altın konusu çok önemli. Tabii şimdi onlara geçeceğim. Onlar istiyorum ki böyle aşama aşama gidelim çünkü onlar çok önemli. Sektör olarak da çok önemli. Biraz sonra soracağım. Çünkü özellikle şu ticaret hacminin gelişmesi için siz neler yaptınız? Ne kadar bir ticaret hacmi vardı ve ne oldu? Bir düşüş oldu mu bu pandemi döneminde ve bu düşme olduysa siz ilerisi için ne gibi adımlar atmak için çalışmalar yapıyorsunuz? Geçen sene itibariyle 365 milyon dolarlık bir ikili ticaret hacmine ulaşılmıştı. Bu pandemi döneminde 320 milyon dolar civarlarında. Biz bu rakamı çok düşük görüyoruz. Bunun arka planında bu iki ülke 2015 yılında aslında 650 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmine erişmişler. Tabii şu anda rakamların biraz da düşük olmasında farklı bir durumda var. Özellikle firmalar çifte faturalandırmaya gittiği için ve Tacik makamları da vergi muafiyetini önlemek için düşük faturayı kendi açılarından korumak için vergi kalemini ciddi fiyat değerlerini veya çifte fiyatlandırma referans fiyat politikasıyla o gümrük ithalat gümrük vergilerini minimize şekilde kayıpla atlatmaya çalışıyor. Buradaki sıkıntı çifte faturalandırma olduğu için ihraç rakamları düşük bedelli olduğu için dış ticaret rakamlarında da aslında totalde bir düşüş varmış gibi gözüküyor ama işin aslında informal tarafında rakamlar daha yüksek, bunu biliyoruz. Ama resmi rakamlar bu. Ama bu rakamlar çok düşük. Biz göreve geldikten sonra 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmini, hedefini belirledik. Buradaki 1 milyar dolarlık ticaret hacmini belirlerken iki ülke arasında
özellikle biraz sonra değineceğiz. Sizin muhakkak sorularınız da vardır. Var, var. Her şey var, merak etmeyin. Sanayileşme noktasında Tacik tarafının planlamaları var ve Türkiye'yi bu noktada ciddi anlamda destek noktasına kapı çalıyorlar. Biz de DEİK olarak burada köprü görevini üstleniyoruz. Buraları harekete geçirebilirsek, bu dinamikleri oluşturabilirsek 1 milyar dolara erişmemiz içten bile değil. En başlıca alanı söyleyeyim mesela size. İnşaat sektörü. Tabii inşaat sektörü için ayrı parantez açacağım ama ben sadece rakam genelinde söyleyeceğim. Tacikistan'a son 20 yılda Türk müteahhitlik ve müşavirlik hizmeti olarak sadece 600 milyon dolarlık bir bütçe gitmiş. Yani proje yapılmış. Çok düşük. Çünkü dünya bazında Türk müteahhitliğinin 413 milyar dolarlık proje yaptığını baz aldığımız zaman bu rakam devede kulak. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz ve birazdan sorularınızda inşaat sektörü olduğu zaman o konuyu özellikle açmak istiyorum zaten. Peki şimdi sizin biraz önce de belirttiğiniz gibi Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesinde Tacikistan'ın lojistik anlamda merkez ülke olarak konumlandığını söylüyorsunuz. Yine Çin'in bu projesi kapsamında Tacikistan'ın nasıl bir stratejik öneme sahip olduğunu söyler misiniz bize? Oranın yer anlamında hani bizim göremediğimiz ne ve görmemiz gereken ne, biraz bunlardan bahsedersiniz. Şimdi Banu Hanım, biz bir yılı aşkındır görevdeyiz. Zaten hani potansiyel sektörler, ihracat kalemlerindeki Türk firmaların oraya satabileceği ürünler veya yatırıma yönelik orada yapacağı sektörler zaten hani işin olmazsa olmaz tarafı, bir şekilde firmalara iltica ettiriliyor. Ama buradaki esas alan Tacikistan'ın stratejik olarak en önemli noktasının bir lojistik üst olma hedefi. Bu bir planlama dahilinde olan, özellikle Bir Kuşak Bir Yol projesinde Tacikistan makamlarının daha çok dile getirdiği ve kendi özgüvenlerini bu noktada irade anlamında sergiledikleri bir mecraya evrildi. Ve biz işin bu tarafıyla uğraşıyoruz. Çünkü Tacikistan'ın kendi basamağını atlayıp bir üst seviyeye geçirebileceği nokta bu lojistik taraf. Onun için sorunuz çok değerli. Onu şu anda açacağım. Şimdi Banu Hanım, Tacikistan'da demir yolu ve karayolu taşımacılığı olarak iki ayrı kategori mevcut. Şimdi dış kargo taşımacılığının %90'ı demir yolu ağıyla çevrili. Burada Orta Asya ülkeleriyle ve Rusya ile olan ihracat, ithalat dolaşımı demir yoluyla oluyor. Tabii Tacikistan'ın Rusya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşması da olduğu için ve Avrasya Ekonomik İşbirliği'ne örgüt üye olduğu için sıfır gümrükle ürünlerini iç dolaşıma tabi tutturabiliyorlar. Bu şöyle bir dezavantaj oluyor. Türkiye'den ihraç yapmak, yani sadece ürün satmak noktasında irade gösteren firma ithalat gümrük vergisi sürece ilave olduğu zaman bir Rusya'daki tedarikçi firmayla, yani Tacikistan'a bahsediyorum, veya bir Kazak tedarikçi firmayla fiyatsal anlamda rekabet edemiyor. Ama yatırımcı açısından, yani Türk yatırımcısı açısından çok önemli bir statüye evriliyor. Bizim iş konseyimizde de mesela Akiye Otobüs İşletmeleri, Bursa İnegöl'de konumlanmış firma, şu anda Tacikistan'da yaklaşık 3 yıldır yıllık bazda 250'ye yakın otobüs üretimini ve bunun birçoğunu Rusya ihracatını varana kadar ki bütün demonte merkezini oraya entegre ederekten ve birçok yan sanayi ürününü de Türkiye'den ithal ederek, tedarik ederekten bir sürece evrildiler. Keza Anadolu Grup, Coca-Cola içecek, orada yine Türk bayrağını dalgalandıran diğer kuruluş. Şimdi böyle olduğu zaman Tacikistan'ın ulaşım noktasında demir yolu ulaşımı çok önemli. Demir yolu ulaşımında da Tacikistan 3 bölgeye ayrılıyor. Bir Kuzey Sukut bölgesi, bura çok aslında biliyorsunuz Kırgızistan ve Tacikistan arasında kamuoyuna da yansıyan geçen ay itibariyle sınır bölgesinde, Fergana bölgesindeki çatışmalar vuku bulmuştu ama şu anda çok şükür ki ateşkes imzalandı. O,
o bölgeye de yakın bir bölge, Sugut bölgesi, yaklaşık 200 saat mesafede. Zaten bizim gıda fabrikasını hayata geçirdiğimiz bölge de bu bölge. Bu bölgenin çok önemli dinamikleri var. Hem turizm noktasında, hem sanayi noktasında, hem serbest bölgeler noktasında. Aslında Tacikistan Duşanbe merkezinden sonra en önemli stratejik noktada yer almış bir bölge. Onun kuzeyden merkez Duşanbe'ye ve oradan da Güney Katalon bölgesine demiryolu ağının çok yaygın bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Tabii Tacikistan Ulaştırma Bakanlığı'nın 2025 itibariyle 400 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı bu bahsettiğim demiryolu hattının modernizasyonu ve 57'ye yakında köprünün tekrardan renovasyonu noktasında 400 milyon dolarlık bir bütçe hazırladı ve bunu peyderpey ihalelere teklifler çıkıyor. Yatırım Mülkleri Komitesi'nin web sitesinden ilgi duyanlar takip edebilir. Veya program sonrasında arzu eden firmalara paylaşılabilir sizlerin aracılığıyla. Bu nokta çok önemli. Bu alanda birçok inşaat firmasında oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Altyapı projeleri, demiryolu projeleri anlamında. Ve esas Türkiye'yi alakadar eden lojistikteki kısım karayolu taşımacılığı. Çünkü Türkiye Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya ve Tacikistan coğrafyasını hap aldığımız zaman ürün ve mal hizmetinin tedariği Türkiye üzerinden bir transit lojistik bir karayolu aracılığıyla eriştiğini ve totalde 3,6 milyarlık bir nüfusa erişim imkanı Tacikistan pazarını transit lojistik olarak kullanılabilecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü Tacikistan'ın Çin ile kara bağlantısı var. Çin pazarına Burası çok önemli. Biz aslında çok küçük bir nüfuslu bir ülke diyoruz. 9 milyon diyoruz ama bahsettiğiniz rakam çok önemli. Yani aslında geri planda çok stratejik bir yerde olduğunu da anlamış oluyoruz. Doğru mu? kesinlikle zaten Tacikistan buna yatırım da yapıyor. Gelecek dönemde Eurasya gibi ulaştırma Avrupa, Kafkasya, Asya kurumuna da temsilcilik bazında kendini orada üyelik sıfatıyla konumlandırmış ve o noktada yatırımını yapmış bir ülke. Bununla birlikte Tacikistan Kuşak ve Yol Projesi'nde bu lojistik stratejik jeopolitik önemini kamuoyuna, dünya kamuoyuna aktarabilirse, anlatabilirse, bir lojistik üst olma potansiyelini hayata sokabilirse, o zamanki zaten bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma sanayi, ulaştırma gibi stratejik kalemlerde de Türk firmaları için şu an itibariyle çok bakir konumda olan pazar Kuşak ve Yol projesiyle artık Çin, Rus firmaları ve İran firmalarının da o pazara yönlenmesiyle doluluğa ulaşacağı için biz Türk firmalarını şimdiden bakir alandaki bu alanlara, sektörlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri, IT sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları, savunma sanayi ve ulaştırma alanında faaliyet gösteren birçok firmalar var. O alanda da faaliyetlere gebe bir ülke. Tabii Tacikistan özellikle iç ulaşımını, Orta Asya ülkeleriyle olan ulaşımını ve Çin ile olan karayolu ulaşımını geliştirmek için peyderpey altyapı karayolu projelerinde ihaleye çıkıyor. Burada da Türk firmalarına yine seslenmek istiyorum. Yani biraz önceki bahsettiğim hem demiryolu, köprü, karayolu projeleri de peyderpey ihalelerle Türk firmaları için çok gözde ve dinamik bir pazar olarak önümüzdeki dönemde her zaman adından söz ettirebilecek bir konumda. Tabii bununla birlikte bu konu çok farklı şeylere de konulara da yol açabilir. Şunu da özellikle değinmek istiyorum. Türkiye zaten Kuşak ve Yol projesinde de orta akım projesi noktasında kendini konumlandırmış noktada. Yani Türkiye demiryoluyla
Azerbaycan, Gürcistan, oradan da Hazar Denizi'ni aşaraktan Kazakistan, Türkmenistan ve Çin'e ürün tedarikini yapabilen bir ülke. Geçmiş dönemde zaten Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu projesi de bu kuşaklı yol projesinin dinamiklerini oluşturan projelerdi. Zaten Türkiye ile birlikte Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan 5 Orta Asya ülkesi de 65 dünya bazında 65 ülkeyle birlikte kuşak ve yol projesinin üye ülkeleri kapsamında. Bu da açıkçası önümüzdeki dönemde çok önem arz eden bir yapı. Çünkü Orta Asya ülkelerine çok kısa değinmek istiyorum. Yaklaşık Bunu ben hem Orta Asya ülkelerine değinin. Çünkü sektörlere geçeceğim biraz sonra. Hani bu arada bakanların açıklamalarını da soracağım ama öncesinde hem Orta Asya ülkelerinin önemi hem de Çinli firmalar da Tacikistan'da önemli yatırımlar yapıyor. Ne gibi yatırımlar yapılıyor burada? Hani Çin'le de bir kıyas yapalım. Bir de burada Tacikistan'ın Türkiye Cumhuriyetlerle arası nasıl? Bunu da merak ediyorum. Bu konuları hemen kısa kısa değinirsek çok sevinirim. şimdi Çin'in şöyle bir özel bir dipnot vermek istiyorum. Bu çok fazla bilinmeyen ve şaşkınlık uyandıran bir konu. Tacikistan Orta Asya coğrafyası Çin'e Tacikistan'ı kullandırıyor Çin. Şu an hatta bir problem var bu anın. Sanıyorum sizde bir donma oldu. Acaba? Donma oldu ama ben sesinizi alıyorum şu anda. Sizin görüntünüzde donma oldu. Acaba telefonun Wi-Fi'yi mı? Telefon yoksa Wi-Fi. Yani şu anda okeyiz. Evet. Lütfen başkanım devam edin. Konuyu başa mı alayım yoksa? Yok, Çin'den Tamam. başlayabiliriz. Çin'in bilinmeyen bir şey var dediniz. Evet. Çin'in Orta Asya coğrafyasında Özbekistan'da dahil ki Özbekistan şu anda Çin fonlarının aktarıldığı inşaat sektöründe çok önem arz eden bir yapıda. Özbekistan dahil Orta Asya coğrafyasında Çin'in kullandırdığı kredilerin üçte ikisi Tacikistan'a gidiyor. Çok önemli. Bunun çok stratejik bir ayağı var tabii ki. Özellikle altyapı projeleri, üst yapı projeleri, doğalgaz hattı projeleri ve çimento üretimi. Tacikistan, biraz önceki bahsettiğiniz soruyla birlikte cevaplayayım. Orta Asya coğrafyalarında çimento ihracını ve tedariğini sağlayan bir numaralı ülke konumunda. Yıllık bazda 3,8 milyon tonluk çimento üretiminin ve Orta Asya coğrafyalarına tamamen ihracının olduğunu da düşündüğümüz zaman ve çimento üretiminin tekelinin tamamen Çinli firmalar tarafından da yönetildiğini farz edersek, tabii Çin konusu gündeme gelmişken altın sondaj işleme vesaire de bu konuya direkt etkisi olan bir hadise. Çünkü Tacikistan yıllık bazda 400 ton altın rezervine sahip ülke Banu Hanım. Evet, yeraltı kaynakları açısından çok zengin bir ülke. Yeraltı Evet. kaynakları bakımından çok farklı çinko, bakır, kömür, doğalgaz rezervlerinin de olduğu bir ülke ama altınla çok önem arz eden bir nokta var. Çünkü %75'e yakın Çin firmalarının bu projelerde yer aldığı ve İsviçre ile birlikte ürünün ihracını yaptığını göz önüne aldığım zaman Türk altın sondajlama noktasında faaliyet gösteren firmaları da buraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu noktada background'u kaydı çok güzel. Türkiye'de yıllık bazda 40 ton altın sondaj işleme kapasitesine erişmiş. Bu noktada ciddi bir know-how'a olan bir sektörde Türkiye'de. Türkiye'yi de bu noktada da lobi yaparak altın konusuna yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki, Çinli firmalar orada neler yapıyor? Ne gibi yatırımlar yapıyor? Şimdi şöyle mesela şu anda Tacikistan hükümet binasının kompleksinin Çin hükümetinin finanse etmesiyle birlikte bir sıfırdan inşası. Moratoriumlar, toplantı salonları, otel işletmeleri şu anda 9'a yakın otel işletmesi şantiye anlamında projelere başladı, inşaat projeleri başladı. Bunların çoğu Çin ve Körfez fonlarından sermaye aktarımıyla projeler hayata geçiyor ve bununla birlikte özellikle şu anda Tacikistan bir başkalaşım evrime
mazhar olmuştur. Şöyle ki eski antik Sovyet döneminden kalan kültürel, tarihi binalar, kütüphaneler, sinema salonları, oradaki çok tarihi noktadaki müzeler ve moratoriumlar tamamen şu anda yıkım sürecinde kentsel dönüşüme tabi olmuş durumda. Kuleler, plazalar ve bazı kesimlerce yeni Dubai olma noktasında çok hızlı bir şantiye alanına Duşanbe merkez şu anda erişmiş durumda ve Türk firmalar için, inşaat, müteahhitlik sektörü içindeki firmalar için de bu alan gerçekten de şu anda çok iyi bir şekilde pazar noktasında göz kırpmakta. Onu da sizlerin aracılığıyla özellikle belirtmek istiyorum tabii ki. Şimdi Sayın Başkan, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Tacikistan bizim stratejik partner ülkemizdir dedi. Bakanın bu cümlesinden yola çıkarsak ne gibi ortak çalışmalar var? İlk sorun bu. Bir de buna bağlı olarak geçtiğimiz ay Duşanbe'de Asya'nın Kalbi İstanbul toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı bu toplantıya. O toplantıdan nasıl sonuçlar çıktı? Gelecek için Türkiye-Tacikistan ticari ilişkileriyle ilgili nasıl kararlar alındı? Bildiğim kadarıyla iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanamadı pandemiden dolayı. İmzalanırsa ne gibi sonuçları olacak? Çok güzel. İki konu zaten birbiriyle örtüşen münasebette. Biz de bunu cevaplamaktan çok memnuniyet duyacağız. Çünkü biz de bu konuyu çok gündeme getirdik. Bahsettiğiniz konu 2019'da Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey ile Hikmetullah Zuha'da Tacikistan tarafından bahsediyorum Bakan Bey'in karşılıklı Karma Ekonomik Komisyon toplantısında imzaladıkları mutabakatta Türkiye'nin özellikle müteahhitlik, sanayi alanındaki tecrübelerini Tacikistan'a aktarma noktasında bir söz kesildi. Burada şöyle bir ayrıcalıklı durum var. Biliyorsunuz Türkiye'de KOBİ'lerin sıçrama tahtası noktasında kalkanı olan kurum KOSGEB. Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ticaret hacmi işte hedeflenen noktada biliyorsunuz 2023 için söylendi. Bu noktada bu sürece dinamik unsuru oluşturan kurumlar KOBİ'ler. 81 ilde faaliyet gösteren KOBİ'ler. Tacikistan böyle bir etüt yaptıktan sonra Türkiye'den KOSGEB'in Tacik tarafındaki muadili kurumla bir MOU imzalanması, iyi niyet anlaşması imzalanması ve Türkiye'nin müteahhitlik, teknik müşavirlik, enerji, inşaat, makine sanayi alanlarındaki tecrübesinin buraya aktarılması, biraz sonra değineceğiz belki 2025 sanayileşme kümelenmesinde farklı sektörler var. Oraya gireyim mi? Onu daha sonra ayrı bir parantez açar mıyız? Girin. Yani eğer şu anda tam yeri olduğunu düşünüyorsanız girin. Tamam. Şöyle ki Tacikistan'ın çünkü 2025 sanayileşme hamlesinde 4 ana sektör tekabül etmekte. Buradaki birinci sektör otomotiv kümelenmesi. Çünkü Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan ve Afganistan dahil bu coğrafyada bir oto üreticisi yok. Bu coğrafyalarda yaklaşık 100-150 milyon nüfusa hitap edebilecek bir otomotiv üretiminin planlanması ve ondan sonra bir oto üretim tedarik zincirinin de bu sürece dahil olaraktan bu coğrafyaya yani bahsettiğim 4-5 ülkeye oto ihracatını gerçekleştirme noktasında Türkiye'ye bir talep var Tacik tarafının. Tabii bunları potansiyel sektörler olarak diyebilir miyiz başlıkta? Şimdi şöyle ki potansiyel sektörler olarak değinebileceğim alanlar işte şöyle daha farklı işte halıcılık, dericilik, gıda sanayi, tarım, sera, gastronomi, inanç, kültür, turizmi bunlar ayrı perakende sektörü bunlar potansiyel sektörler olarak da değerlendirebiliriz ama burada sanayileşme kümelenmesini önce bir bitireyim isterseniz çünkü tamam lütfen. Karma Ekonomik Komisyon toplantısındaki konuların 4 ana maddesinden biri bu otomotiv kümelenmesi. İkinci kümelenme ilaç kümelenmesi, medikal sanayi çünkü burada da
Tacikistan yıllık bazda 300 gün güneş gören organik bir bitki örtüsüne sahip ve çok farklı otların yetiştiği ürünlere rekolt anlamında sahip olduğu için ve çevre Afganistan pazarıyla birlikte çok yüksek bir talep olduğu için ilaç sanayinde de bir kümelenme planlanıyor. Buradan da Türkiye'den bir destek görülmek istiyor. Diğer alan tarım, gıda endüstrisi ki Tacikistan bir tarım ülkesi Banu Hanım. İş gücünün %70, ihracatının %35, vergi gelirlerinin %28'inin tarımdan kaynaklı olan, tarıma muhtaç bir ülke olan bir ülke konumunda olduğu için bu alan çok önemli. Burada özellikle makarna işleme, ayçiçek yağı üretimi, konserve üretimi ve kanatlı ürün, dondurulmuş kanatlı ürün üretimi noktasında Türk firmalarla Tacik firmaların ortak proje geliştirmesi noktasında yine Türk makina teknolojisinin buraya entegre edilmesi noktasında bu kararnamede alt başlıklar olarak bizim yorumumuz olarak sizlere tabii deklar ediyorum. Tabii ki ihraç kalemi olarak da tarım ülkesi olduğu için özellikle soğuk hava depoları, zirai ürünler, traktörler ve bununla birlikte alt kalem tarım makine sanayi de bu sürece ihraç kalemi olarak evrilebilir. Çünkü Tacikistan organik ürüne yetiştirebilen bir ülke olmasına rağmen modern tarım tekniklerini sadece %10'unu uygulayabiliyor. Tacik taraflarının gıda üreticilerine çok ciddi anlamda vergi muafiyeti söz konusu ve biraz önceki bahsettiğim sıfır gümrük tarifesiyle ve çok ucuz navlun hizmetiyle CIC ülkeleri yani 260 milyon nüfuslu CIC ülkelerine gıda ürünlerinin tedariki noktasında Tacikistan'ın merkez üretime sahip olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. İşte Tacik tarafı işte bu noktada Türkiye'den know-how transferi istiyor. İşte bahsettiğim COSGAP modelinin bu sektörlerle örtüşerekten orada bir serbest bölge olabilir veya tamamen bir organik sanayi gibi bir yapılanmada tamamen Türk firmalarının orada faaliyet göstermesi noktasında bir planlama var. Zaten bunun bazı ayakları oluşmuş durumda. Mesela size bahsettiğim Sugut bölgesinde serbest bölgede 5 tane Türk firmamız var. Gıda üretimi yapan, halıcılık üretimi yapan, deri üretimi yapan ve şu anda kaç Türk firması var orada? Tacikistan'da hali hazırda 90'a yakın firma var. Bunların bir kısmı perakende, bir kısmı bahsettiğim sektörlerde, bir kısmı inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Ve o serbest bölgede mesela 35 milyon dolarla üretim yapmış, Silkoat Boya adı altında endüstriyel boya üretimi yapan bir firma var. Tabii yatırım tutarına bağlı olarak bu tip serbest bölgelerde üretim yaptığınız zaman işte mesela 2 ila 5 yıl arasındaki gümrük muafiyetini mesela 500 bin dolara aştıysa yatırım tutarınız 2 ile 5 yıl arasında bir ithalat gümrük vergisinden muafiyet veya kurumlar vergisi yabancı yatırımcı için %15 mesela o süre zarfında hangi limite eş değer ise mesela 3 yıl diyelim 3 yıl o ithalat gümrük vergisinden kurumlar gelir vergisinden muafiyet durumları söz konusu ki bunlar çok önem atfeden üretici firmalar. Anladığım kadarıyla yatırımcıları eğer Türk yatırımcılar orada iş yapmak isterlerse devlet teşviki çok fazla var. Avantaj olarak görüyoruz. Başka avantajlar ne olarak görebiliriz? Şimdi Tacikistan tabii bu yatırım yapmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Bu avantajları fazlasıyla kullandı ve dünyada iş yapma kolaylığı anlamında Dünya Bankası analizlerinde bu oran sabit. 163. sıradan 106. sıraya yükseldi. Kendini son dönemde takdim etmeyi başarmış bir konumda. Bu yatırım noktasında şöyle ayrı bir parantez açmak istiyorum. Özellikle bugünkü İstanbul Sanayi Odası ile yaptığımız toplantıda da medikal sanayi ile ilgili bir soru oldu. Biz mesela geçen ay itibariyle Bursa'dan bir davet almamız üzerine Tacikistan Ankara Büyükelçimiz ile birlikte Bursa'ya gittik. Bursa'da rehabilitasyon merkezi işletmesi ve tüp bebek çocuk hizmeti yapan bir poliklinik iki ayrı işletmeden bahsediyorum.
Tacikistan'da şu anda yatırım yapmak istediklerini bizlere ilettiler ve şu an itibariyle Haziran başı itibariyle daha doğrusu firma orada artık yatırıma girişme noktasında bütün ön hazırlıklarını tamamladı ve inşallah startı verecekler. Biz biraz önceki bahsettiğim özellikle gümrük vergileri muafiyetleri efendim bazı şimdi Tacik tarafının uyguladığı normalde farklı vergisel anlamda bariyerler de söz konusu. Çünkü gümrük oranları normalde yani sadece Tacikistan özelinde değil, işte Orta Asya ve Doğu Avrupa, Ukrayna dahil gümrük oranları çok yüksek olduğu için navlun bedeliyle birlikte çevre ülkelerle özellikle Çin gibi, Rusya gibi, İran gibi medikal sanayinde çok fazla rekabet etmek mümkün değil. Onun için yatırım teşvik kapsamında olan ülke olan Tacikistan'ı Türk firmalarına iyi anlattığımız zaman yatırıma firmaların orada evrilmesi içten bile değil. Çünkü Tacikistan ile Türkiye arasında gümrük çalışması da var. Yani sıfır biraz önceki bahsettiğim bazı alanlarda özellikle stratejik olarak tarım alanından bahsettim. Burada da Türk tarım makine ekipmanlarının ihracı noktasında sıfır ithalat gümrük vergisiyle Tacik tarafı mallarını ithal edebiliyorlar. Böyle ayrıcalıklar da var. Belirli kalemlerde Banu Hanım bu sektörel tabii değişikliklerle birlikte sıfır gümrükle ürünlerin ithal edilme noktasında Tacik tarafının Tacik makamlarının Tacik firmalara imtiyaz halinde sunduğu ayrıcalıklar var. Bunları anlattığımız zaman Türk tedarikçi firmalara fiyat rekabetini aslında kendi açısından kolaylaştırmış oluyorlar. Tabii bununla birlikte çok farklı sektörlerde de Türk firmalarını oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi biraz önce sordum onun tercihli ticaret anlaşması henüz imzalanmadı. İmzalandığında ne olacak? Yatırımcılar açısından ne olacak? Bir buna değinirseniz çok sevinirim. İkinci sorunuz buydu. Atladık. Şimdi şöyle evet. Tercihli ticaret anlaşması. Yok, benim aklımda. tercihli ticaret anlaşması açıkçası bizim değil Türkiye-Tacikistan İş Konseyi olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefinin olmazsa olmaz ön koşulu. Bu bizim ayağımıza dolanan bir pranga. Nasıl? Hı hı. Şimdi Türkiye ile Tacikistan arasında karşılaştırmalı üstünlüğe tekabül eden 40'a yakın kalem var. Nedir bunlar? Türkiye'den Tacikistan'a ihraç olan ayçiçek tohumu gibi, motorlu taşıt ürünleri gibi, işte biraz önce bahsettiğim hijyen grubu ürünleri gibi uygun maliyetle yüksek kaliteyi tedarik etme imkanına sahibiz. Tacikistan tarafından da biraz önce bahsettiğim alüminyum, pamuk, deri ürünleri ve kuru gıda. İşte kayısı, ceviz, son dönemde Türkiye'de marketlerde özellikle Özbek cevizi, kuru kayısı, kuru üzümü çok fazla yer almakta. Bilmiyorum hiç tatma imkanınız oldu mu? Emin olun aynı kalite rekolteye sahip bir aroması mevcut. İşte, hı hı. Hatta konuyu açıyor ama çok kısa parantez açmak istiyorum. Bizim 2010 yılında Tacikistan'da anahtar teslim gıda fabrikası tedarik ettiğimiz firma daha sonrasında 2 yıl öncesinde bizleri aradı. Şu konuda bizden bir talepte bulundu. İşte kayısının işlenmesi, o iç posasının çekirdeğinin alınması, daha sonra minimal düzeyde 200 gramlık paketlenmiş ürün ile Avrupa'ya ihraç etmek istediğini söyledi. Ve biz bunların makine tedarikini de başka bir firmadan sağlayaraktan anahtar teslim sunduk. Ve şu anda firma Banu Hanım, Türkiye'de kuru kayısı ve kuru cevizin perakende fiyatı 15 TL civarlarında. Bu firma şu anda Almanya'ya 200 gramla paketlenmiş ürünü 10 dolardan satıyor. Yaklaşık 4-5 katlık bir katma değeri haiz olmuş durumda. Bunun gibi karşılaştırmalı üstünlük noktasında biz kendi ödevimizi iyi çalıştığımız için hangi ürünlerde üstünlüğümüz var? Tacikistan tarafından da keza
o konuya da çok iyi haiz olduğumuz için, oradan da nelere ithal edebiliriz karşılaşma sürecinde bildiğimiz için ve tarife dışı engellerin kaldırılması hızlı ve pratik bir şekilde gümrüklerdeki riski de minimize edecek elektronik veri data sisteminin de bu sürece aktive ederekten bu çalışmamız Ticaret Bakanlığı bünyesinde ve biz de DEİK olarak da bakanlığımıza destek verme noktasında elimizden gelen çalışmayı yürütüyoruz. Pandemi dönemi araya girdiği için tabii ki biraz aksamalar oldu ama bu yıl içerisinde bu süreci bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü bu süreçle birlikte iki ülkenin 1993-2019 yılları arasında karşılıklı yatırımların teşvikinin korunması noktasında imzalanmış bir mutabakat da var. Burada da güncel mevzuatın tekrardan uyarlanması, yatırımcı lehine sürecin daha riski minimize edecek şekilde yani yasal mevzuatların yorumlanması, iki taraf adına çalışmalar devam ediyor. Yani tercihli ticaret anlaşmasıyla bu diğer saç ayaklarını da tamamladığımız zaman biz 1 milyar dolarlık ticaret hacmini kendi açımızdan aslında çok küçük bir çıta olarak koyuyoruz. Hem biraz önceki bahsettiğim sanayileşme kümeleri, hem biraz önceki bahsettiğim Tacikistan'ın lojistik olarak hap noktasında olması aslında TTA anlaşmasıyla biraz önceki bahsettiğim Tacikistan'daki bütün sektörleri bir bileşende yatırmış durumdayız. Çok ayrı bir parantez açmak istiyorum Banu Hanım. Şimdi Tacikistan, Türkiye aynı zamanda müttefik iki ülke. Şimdi hem Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'ın 2019'daki açıklamaları, hem biraz önceki sorunuz yarım kaldı, bu sefer de ben unutmadım. Mevlüt Çavuşoğlu Bey'in, Dışişleri Bakanımızın, biliyorsunuz Asya'nın Kalbi İstanbul toplantısında, Duşanbe'deki programa, iki günlük çalışma programında bahse konu olan bazı önemli açıklamaları var. Özellikle vize konusu. Vize konusunda şu anda yani Tacikistan'dan Türkiye'ye seyahate bir vize bariyeri yok. Ama Türk vatandaşlarının Tacikistan'a seyahatinde bir vize bariyeri söz konusu. Biz vize muafiyetinin ivedilikle faaliyete geçmesi noktasında ciddi lobi yaptık. Ve bugün Sayın Büyükelçiliğimiz, yani Tacikistan Ankara Büyükelçiliğimiz de müjdeyi verdiler. İnşallah bu süreç çok kısa bir zamanda bertaraf olacak. Şöyle ki, biliyorsunuz kendi çevrenizden de muhakkak tanıklık etmişsinizdir. Türkiye'den son dönemde en kültür ve inanç turizmi noktasındaki popüler destinasyon merkezi Özbekistan olmuş durumda. Herkes işte bir Buhara, Semerkant vesaire oralara gitmek istiyor. Aslında Tacikistan o medeniyetlere de öncülük etmiş, ev sahipliği etmiş noktada. İşte Doğu Türkistan tarafı, işte eski Tacikistan, Özbekistan ve işte biraz önce Kırgızistan'da bahsettik. Aslında bu coğrafyalar hep birbiriyle kümelenmiş, birbirlerinin sınırlarıyla kümelenmiş olduğu için aslında Ebu Hayyamların, İbn Sina'ların, Farabilerin aslında Tacikistan'dan tüm dünyaya ilim aklettiğini gözden kaçırıyoruz. İşte bu vize bariyerini açtığımız zaman tur acentaları bu konuyu es geçmeyecek. Şu an şöyle bir sıkıntımız var. Özbekistan'a giden tur acentası aslında karayoluyla da Tacikistan'a 2 saat mesafede erişebiliyor aslında bu kültürel inanç turizm destinasyonunun olduğu lokasyona, Sukut bölgesine. Ama kapıda vize uygulamasında bir 100-150 dolarlık bir vize ücret olduğu için tur operatörü bunu ödemek istemiyor. Çünkü kendi acentasındaki 50 kişilik bir kafilenin toptan yekün ödemesini yaptığınız zaman bu yüksek bir montala tekabül ediyor. Ve bu sefer Tacikistan bypass edilmiş oluyor maalesef. Biz bir yandan da Banu Hanım, Türkiye'de bir turizm işletmesiyle de iştigal olduğumuz için bu konulara da biraz şeyimiz var, sezgimiz var. Bu konu da vize muafiyetiyle birlikte açılacak. Şimdi konuya tekrar dönersek, müttefiklik konusunda Türkiye ile Tacikistan'ın Sayın Bakanımızın da vurguladığı üzere gıda güvenliği, enerji bağımsızlığı ve özellikle sanayileşme hamleleri, biraz önce bahsettik, ve 3.6 milyarlık nüfusa ve kargo taşımacılığına, Türkiye'nin özellikle işte Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya coğrafyalarında karayolu vasıtasıyla Çin'e varana kadarki süreçte Türkiye'nin
aktif rol olması noktasında iki ülkenin müttefikliği var. İşte bizde bu ticari noktadaki planlamalarımız hep o müttefiklikteki biraz önceki bahsettiğim dört ana kalemin açılımı olarak özel sektörleri yorumlamaya çalışıyoruz. Çünkü yukarıdan aşağıya ivmelenen şekilde bir yönetim modelini DEİK İş Konseyi olarak kendimize hedef olarak benimsedik. Ve bunu da çok şükür başarılı bir şekilde uyguladığımız kanaatindeyim. Bakan Bey'in, Mevlüt Çavuşoğlu Bey'in Duşanbe'de vurguladığı diğer bir konuda şu anda Tacikistan'a Türk Hava Yolları'nın hafta bir seferi var. Ortak bir sefer durumu söz konusu olduğu için Somon Air'le, yani Tacikistan'daki lokal hava yolundan bahsediyorum. Oradan da tek dönüş olduğu için günde, yani haftada tek gidiş tek dönüş gibi bir durum oluyor. Bunu iki vardiyaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu noktada da gelişme olur ise özellikle Özbekistan'la mukayese edildiği zaman şu anda Tacikistan'a yaklaşık iki katı maliyette bir gidiş geliş bileti durumu söz konusu. Bu da çok önemli bizim için. Çünkü bir iş adamının takıldığı iki nokta var. Bir, vize söz konusu olduğu zaman yatırımcı firmada, ihracatçı firmada çevre ülkelere kendini yönlendirmeye bilgisayar anlamda, mantık anlamında koşullandırıyor. İkinci noktada da uçak biletleri vesaire maliyetleri arttığı zaman kendi operasyonunda bir satış ekibini oraya yönlendireceği zaman bir pazar araştırması bazında mesela en basitinden siz o rekabette geri duruma düşmüş oluyorsunuz. Şimdi bu konularda gündeme geldikten sonra biz çalışmalarımızı bu yörüngede daha da şeffaf, belirgin ve daha böyle fluluktan kurtulmuş, daha rahat bir şekilde ilerleme olanağına sahip oluyoruz. Çok şükür ki iki ülke tarafından politik anlamda, siyasi anlamda çok güzel bir ilişki olduğu için ve Tacikistan yaklaşık 30 yıldır aynı devlet erkanıyla yönetildiği için çok güvenilir bir ülke. Yine Dünya Bankası reformlarında defalarca reformist dünya bazında ilk ona girmiş. En güvenilir, geçen sene itibariyle 4. sıraya erişmiş. Yeşil enerji kullanımında 6. sıraya erişmiş noktada Tacikistan kendini konumlamış. Tamamen Türk yatırımcısına kendini bel bağlamış noktada açıkçası süreci takip ediyor. Ve biz de bugün gerçekten yaklaşık bir saattir sizlere ve güzel sorularınızla konuları birbirine ardışık ederekten toptan bir şekilde anlatma imkanını bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim sormadığım, eksik kalan bir şey varsa lütfen tamamlayın. Yok, açıkçası gerçekten konular birbiriyle iltisaklandıraraktan güzel bir harmoni yaptık ve tamamen doğaçlama şekilde güzel bir program oldu. Biz de açıkçası bu tarz programları çok seviyoruz çünkü bir ülkeye gitmediğiniz zaman ne kadar bir şeyleri anlatsanız da yatırımcı, ihracatçı muhatabıyla birebir görüşmek ister. Ama biz bu platformlarda kendi içtenliğimizi de sürece dahil ederekten Türk firmalarına en azından bir ışık yakabilir miyiz? Bir sinyal verebilir miyiz? Tacikistan'a yönlendirebilir miyiz noktasında şimdiki mevzu bahse konu olan toplantıları yapıyoruz ve çok faydalı oluyor Banu Hanım, biliyor musunuz? Mesela bugünkü ISO toplantısında toplantı sonrası 4'e yakın firma bizlere ulaştı. Hani biz orada bir şeyler yapmak istiyoruz, satmak istiyoruz, yatırım yapmak istiyoruz gibicesine. O toplantının da sonucu, amacı nihai şekilde tamamlanmış oluyor. Bugün de belki toplantıdan sonra sizlere ulaşan olur ise biz memnuniyetle daha sonraki günlerde cevaplamak ve yardımcı olmak da isteriz açıkçası. Tabii, yani olursa ben de size ileteceğim memnuniyetle. Evet, teşekkür ederim katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğum Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Tacikistan İş Konseyi Başkanı, aynı zamanda Çift Kartal Değirmen Makineleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cihangir Fikri
Saatçioğlu'ydu. Kendisiyle Türkiye ve Tacikistan arasındaki ticari ilişkileri, Tacikistan'da ortak yatırım fırsatlarını, Tacikistan'daki potansiyel sektörlerin ne olduğunu ve Kuşak Yol Projesi'nde, Çin'in önemli projesinde Tacikistan'ın nasıl bir stratejik öneme sahip olduğunu konuştuk. Kendisi çok güzel ve detaylı bilgiler verdi. Belki de bilmediğimiz bir ülke hakkında yaşayan dinamik şeyler olduğunu bize anlattı. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Sayın Başkanım.